Arkadaşlar tekrar merhabalar. Wolverhampton Birleşik Krallık tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim atları yayınlamaya, anlatmaya çalışacağım sizlere. Burası da handikap. İngiltere'nin yarışları zorlu ve handikap yarışlar. Kombine 5'li 6'lılar zorlar. Zorlanırsınız. Onun uyarısını yapayım. Handikaptan dolayı, yarışların handikap olmasından dolayı tek bulmak zordur. O yüzden yine tekrarlayacağım. Bütçenizi kesinlikle aşmayın. Hatta Ganyan ikili yönüne keyifli oyunlar yapın. Bahis sever olmayın, yarış sever olun. Nokta. Birinci koşu 10 nolu safkan. Yarışın şartına uyan safkan. Bunu önereceğim sizlere. 10. Rakibi kalite puanı 54 veren. Grubun en kaliteli safkanı kalmış. 61 kilosuna rağmen 3 nolu safkan. 10-3 beraber düşünün. Sürpriz atlarım görebildiğim kadarıyla gene yarışın şartına uyan 9-5-4. Önebileceğim safkanlar bu birinci koşuda. Geçiyorum ikinci koşu. Gene handikap 3 yukarı İngiliz. Orta mesafe, orta uzun oraya girer. Gene kilo veren iki tane safkanım var. 4 yaşında bir atımız var. İkincilik yapmış son yarışında. Bu kilo arkadaşlar koşar bu handikaplarda. Öncelik kilodur, kalite değildir. Şartlar gibi olmaz. 10 nolu safkan favorim. 9. Gene yarışın şartına uyan bir safkan. 3 yaşında olmasına rağmen 48 kalite puanıyla önereceğim diğer safkan haline geldi. 7 ve 1. Bu safkanlarda da birinde kalite puanı yüksek, birinde de son yarışı iyi. Bu atlarda ikisi de diğer bu 10 ve 9'dan sonra şanslı olabilecek diğer safkanlar. Ve kilo almış atlar 3-5-4, bunlar koşmazsa yukarıdan 3-5-4 diye sıralama gider. Görebildiklerim bunlar arkadaşlar. Geçiyorum 3. koşu handikap 3 yukarı. Burada da mesafe 2450, çok uzun değil mi? Uzun mesafe daha doğrusu. 9 nolu safkan 58,5 kilosu son 3.'lüğü kalite puanıyla yani yüksek bir ihtimal yarışını kazanır. Bence. Yüksek bir ihtimal kazanır. Sallanırsa şayet 5 ve 2 bu ata rakip çıkarlar. 5, 57-59 kalite puanı ve kilosuyla bu yarışa uygun safkanlar. Yukarıdakilerin kilo alma ihtimalleri çok yüksek. 1-3-4-7 kilo alır. Bu atlar şanslı hale gelir. 10 nolu safkan da bu yarışın çok sürpriz atıdır. Ganyanlı gelir. Böyle atlar kilodan dolayı kilo verirler bu gruplara. Şanslı hale geliverirler ki tabela totolarına bakmayın. Koştukları zaman da güzel sonuçlar alıyorlar. Bizim ülkemizde de aynı şeyler oluyor. Geçiyorum. 4. koşu. Burası da bir handikap. Uzun mesafe. Yine burada çok şanslı bir safkan var. 5 nolu safkan. 60 kilosuyla diğer atlara, dişi atlara nazaran, kilo vermiş atlara nazaran 60 kilosuyla 50 kalite handikap puanıyla benim favori atımdır. Yine 62,5 kilosu ağır kilo. 2 gün arayla koşuyor. Nasıl koşturuyorlar anlamıyorum. Belki yarıştan çıkacak. 3 nolu safkan 57 kalite puanını verdi ki plasem durumunda çıktı. Vardır bildikleri diyeceğim. Bu atı koşturuyorlarsa. Sırasıyla da 1-6-8 bu iki attan sonra önereceğim. Diğer atlarımızdır ki bunlar da kilolu atlar. En azından yarışları iyi şeklinde. 6-54 kalite puanını veriyor. Değerlendirin derim. Bu mesafelerde 3 yaşında dişileri tutmam, önermem kolay kolay. Kalite puanları da 3 yaşında dişi de bakın 61 kalite puanıyla. Ama yaş ve kilo zorlanır arkadaşlar. Çok kaliteli bir at olmalı ki dişi safkan ancak öyle kazanabilsin. Ya da rakipleri çok kötü olmalı. Bu 3 yaşında dişilerin, 4 yaşında dişilerin gelebilmeleri için. Gelmez demem, gördüğüm olaylar genellikle kazanma ihtimalleri de oluyor böyle atların. Ama ben geri planda tutarım. Önerim bu 5-3, 1-6-8 sırasıyla önereceğim safkanlar ki 6 burada biraz daha ön plana çıkıyor. Luka Morris'le. Plase durumunda göstermiş olayım. 5. koşu kısa mesafe sürat yarış gene bir handikap. Yani burada gelmeyecek at yok gibi bakın. Yani önereceğim kalitede kalmış atlar şartlıya döner. Bu yarışlar kilo farkları o kadar etkili olmaz. 4. Burada kazanç bölgesinin erkek atı favorimdir. 1-3-3 56 kalite puanıyla grubun
iyi safkanlarından bir tanesi. Dişi safkan olmasına rağmen bir kazanarak gelmiş, 52 kazanç bölgesinde 6 kazanamamış Maiden 58 kalite puanıyla. Bu atları öncelikle vereyim ama diğer atların da kazanma ihtimali var. Grup birbirine yakın. Böyle bir koşu. Dişi atlar yoğunlukta, çoğunlukta. Kararı size bırakıyorum. Önereceğim 4. 1-3-6 ben birlikte düşünürüm. Hani risk alıp 4'ü tek atar mıyız? Bak dileyen atabilir ama yani riskli bir yarış. Her türlü sonucu açık bir yarış. Gelirsem ben mutlu olurum. O ayrı mesele. 4 numaralı safkan, erkek safkan. Son yarışını kazanan bu safkan gelirse ben mutlu olurum. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Geçiyorum 6. koşu. Burası da handikap. Arka arkaya handikaplar geliyor ki devre kadar gider altılılar. Ters atlar geldikten sonra. Çünkü hani tek oynayacağımız atların yerine oturmama ihtimali çok yüksek handikaplarda. Favori atların gelmeme ihtimali çok yüksek. O yüzden dikkat edin diyorum her zaman. 9 numaralı safkan. Gene bu yarışta kısmen de olsa sürat yarışında son üçüncülükleri uygun kilosuyla 57 kalite handikap puanıyla kazanmaya en yakın safkan. Bu grupta böyle gruplarda söz sahibi olurlar. Diğer atımız son ikinciliği 57 kalite puanıyla Altınoğlu safkan. Bu ata direkt rakip çıkar arkadaşlar. Bu atın direkt rakibi olur. 3-7-10 bu atlardan da kazanan atlar bu atlardan da birincilik gelebilir. Bu kısa mesafeli sürat yarışında önerim bu atlar. Diğer atların yazımını yine size bırakacağım ki yukarıdakiler kilo alma ihtimalleri yüksek. Bunlar kazanç sağlayan grup değiştiren atlar. Bu şekilde anlatmış olayım. Geçiyorum burayı da. Geldik son koşu. Şartlı. Burada handikapsız atlar var. Son ikinciliği 4 nolu safkan AGF'lerde yüksek çıkan AGF varsa tek kullanabilirsiniz bakın. Şartlı yarışlarda teki bulduk bulamadık handikaplarda zorlanırız. Evet Wolverhampton bu kadardı. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.